toplam 174 kardeşimizin tahliye operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Maalesef bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş olup 7 vatandaşımız da yaralanmıştır. Tahliye neticesinde 11 vatandaşımız da kontrol maksatlı hastaneye kaldırılmış olup hepsinin de durumu gayet yerindedir. Değerli basın mensupları, şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda Antalya Büyükşehir Belediye'mizin itfaiyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, jandarmamız, emniyet teşkilatımız, Milli Savunma Bakanlığımıza bağlı birimlerimiz, özellikle Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekiplerimiz, 112 sağlık ekiplerimiz, UMKE ekiplerimiz, Kızılay'ımız ve bizimle akredite olan sivil toplum kuruluşlarımız tarafından toplamda yaklaşık 2202 kişilik ekiple bu operasyon durmaksızın, ara vermeksizin, mola vermeksizin icra edilmiştir. Konunun uzmanı olan değerli arkadaşların ifadesine göre hakikaten çok riskli ama bir o kadar da dengeli ve özenli bir şekilde müdahale yapılarak havada asılı kalan 174 vatandaşımızın tamamı, ki bunlardan yaklaşık 90'ı hava kuvvetleri tarafından, yani hem hava kuvvetlerimizin hem de Sahil Güvenlik Komutanlığımızın ve jandarmamızın helikopterleri marifetiyle ve diğer kalan ekipleri ise yerden müdahale edilerek, profesyonel ekiplerin yaptığı müdahale neticesinde kurtarılmıştır. Bu operasyonun yürütülmesinde emeği geçen, başta Sayın Valimiz olmak üzere, bölgemizin tüm milletvekillerine ve AFAD'ımıza, yine az önce saymış olduğum itfaiye teşkilatımıza, Sahil Güvenlik Komutanlığımıza, Emniyet Teşkilatımıza, Jandarma ve JAK timlerine, Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Orman Genel Müdürlüğü Bakanlığına, ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler personeline, 112 sağlık ekipleri, UMKE ekipleri, Kızılay'ımız ve sivil toplum kuruluşlarımızdan bize yardımda bulunan bütün kardeşlerimize şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sorunuz varsa cevaplandırabilirim. Yoksa birkaç cümle bulunur. Yoksa Sayın Valimize arz edeceğim. Kazanın sebebiyle ilgili olarak Sayın Valim, çalışmalar devam ediyor. Adli merciler bu konuda gerekli tahkikatı yapacaklardır. Bizim gözlemlerimiz ve analizlerimiz neticesinde teleferik direğinin tepesindeki bir kırık neticesinde, yani sağlam duran bir teleferik direğinin tepesindeki bir vida kırığı gibi tespit ettiğimiz bir kırık neticesinde bu kazanın meydana geldiğini ifade etmek isterim. Diğer detaylı çalışmayı adli mercilerimiz ayrıca yapacaktır. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. AFAD olarak bu operasyonu Sayın İçişleri Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonu ve talimatları doğrultusunda buradaki bütün paydaşlarımızla, bütün sayın milletvekillerimiz ve diğer bütün paydaşlarımızla, Büyükşehir Belediye'mizle ve az önce zikretmiş olduğum kamu kurum ve kuruluşları ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla beraber icra etmiş olduğumuzu ifade ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim, direğin olduğu noktada bir heyelan olduğu yönünde bir iddia var. Doğru mudur? Yani bu doğru değil diyebilirim. Orada bir heyelan olduğuna ilişkin olarak henüz bir tespit bulunmamaktadır. Sadece orada bir kaza var. Direk sapasağlam yerinde duruyor. Heyelan söz konusu değil. Direğin üstündeki bir mekanizma kırılmış. O neden kırıldı? Onu arkadaşlarımız tespit edecekler. Ona göre de bir karar verilecek. Tabii
takdir edersiniz ki bu operasyon kesintisiz olarak neredeyse 24 saate yakın bir sürede hiç uyumadan gerçekleştirildi. İlk bilgileri yer yer revize etmek durumunda kalıyoruz. Ama en son sizlere arz etmiş olduğum bu bilgiler güncel ve son bilgilerdir. Evet, kıymetli basın mensupları, sizlerin de bizzat şahitlik ettiğiniz üzere 23 saati aşkın bir operasyon neticesinde 174 kazazedeyi burunları dahi kanamadan başarılı bir yer ve hava operasyonuyla tahliye ettik. Bu dünyada dahi bu kadar süratte ve bu kadar başarıyla böyle bir operasyonu yapabilecek bir organizasyon bulunmuyor. Hava kuvvetleri, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığımıza bağlı hava unsurlarımız da bu çapta ve böyle bir coğrafyada ve böyle bir büyüklükte bir operasyonu ilk defa yapmışlardı. Ve ilk defa yapıyor olmalarına rağmen müthiş bir organizasyon, müthiş bir ahenk ve büyük bir başarıyla hayatlarını tehlikeye atarak hem pilotlarımız hem de ekipleri büyük bir başarı elde ettiler. Bunu bu işin teknik adamları söylüyor. Ben öncelikle bu operasyonu, bu kurtarma operasyonunu bu kadar başarılı ve özenli bir şekilde yapan tüm kardeşlerimize, pilotlarımızdan, askerlerimizden, sivil toplum kuruluşlarında gönüllü çalışan kardeşlerimize kadar herkese teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Sayın AFAD Başkanımız, kıymetli valimizin şahsında tüm AFAD personeline, Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsında tüm ekibine, özellikle de çok sofistike hizmet eden itfaiye teşkilatına teşekkür etmek isterim. Sabahlara kadar bizimle koordinasyon merkezinde mesai yapan, gözünü kırpmayan kıymetli milletvekillerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sizler de en az bizler kadar yoruldunuz. Kıymetli basın mensupları, sizlere de teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de bizi bir an bile, Antalya halkını bir an bile yalnız bırakmayan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'ya yapmak istiyorum. Çünkü onların nihayetsiz desteği olmasaydı, biraz önce gördüğünüz, daha doğrusu son 24 saatte gördüğünüz o filmlerin senaryolarında herhalde görebileceğiniz kadar büyük çaplı bir operasyon gerçekleşemezdi. Bu sayede kazanın ilk olduğu andaki vefat dışında hiçbir kazazedemize ekstra bir zarar gelmedi ve 2000'in üzerinde personel hizmet verdi bu operasyonda. Onların da hiçbirine zarar gelmedi. Soruşturma ile ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Kılıç açıklama yaptı. 13 kişinin bu firmayla terapi tatilinin bakım ve onarımından sorumlu firmanın sorumlu ve çalışanlarının aralarında yer aldığı 13 el hakkında gözaltı kararı verildiği bilgisi var. Açıklama yapıldı. Genişler mi? Nedir elinizdeki bilgi? Böyle bir bilgi. Evet, evet. Hem adli soruşturma hem de idari soruşturmanın açıldığını biz size söylemiştik zaten. İki mülkiye müfettişi İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirildi. Çalışmaya başladılar. Adalet Bakanlığımızda Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde 5 bilirkişiyle beraber çalışmaya başladılar. Emniyet Müdürlüğümüzde bahsetmiş olduğunuz çalışmayı savcılarımızın emirleri doğrultusunda yürütüyorlar. Bu hususta çalışmalar devam edecektir. Tabii ki adli süreç ve idari süreç ve bunun teknik süreci devam edecektir. Bu hususta kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın.